信用、休めて、休めて、救世主は。じゃあ、回るま。休めて、救世主の山。休めて。回るま、いいまん。어디야다야가계속씹어먹어어머나잠시만왜기랍다미안해용나야좀잠시만무라서무라서얼마나좀무라서아미스미스나없어뭐할때이렇게안미래해놔대기없어유아반할때는미임야잠시만야근데안무라서얼마나잘좀하이하이알아마benim için hiçbir şey yapma tamam mı? Benim için kılını bir yere kıpırdatma. Hak etmiyorum çünkü. İnan bana canı sıktığına bile değmez. Hak etmiyorum çünkü ben. Bu ne ki? Daha beterini hak ediyorum. Keşke ölseydim. O zaman en azından cennetin bu kadar canını yaktım. Ama ben de onun için canımı verdim derdim. O zaman belki affederdim kendimi. Hatta belki sen bile affederdin beni. Ama yaşıyorum Allah kahretsin ki yaşıyorum. Kendimden nefret ede ede yaşamaya devam ediyorum. Bu da benim cezam işte. Şimdi anladın mı? Baban kendini neden öldürmek istemiş? Rıza Bey'i öldürdüğü için yanmış. Sen bir katil arıyordun Selim. İşte buldum. Katil olan senin baban oldu. Üzgünüm oğlum. Geç de olsa cezanı çekeceksin Cengiz Arzu. Sadece çok ama çok pişmanım. Sadece bunu anla. Senden başka da bir şey istemiyorum. Sana yaptıklarımın cezasını ömür boyu çekeceğim ben. İçin rahat olsun. Kimsenin yaptığı yanına kalmıyor cennet. Ben senin ceza çekmeni istemiyorum. Ben senin sadece artık canımı yakmamanı istiyorum. Hepsi bu. Seni affetmem için ölmen gerekmiyor. Sadece iyi bir insan ol yeter. Beni affetmeni istesem çok mu şey istemiş olurum senden? Artık çok geç değil mi yani? Ya ben böyle bir
bir şey nasıl saklarım? He? Hiçbir şey olmamış gibi o adamın yüzüne nasıl bakarım? Ya adam Rıza amcayı öldürmüş. Kendi elleriyle gömmüş. Senin kocan bir katil. Biliyorum da. Yani çözüm bu değil. Sen gidip babam yaptı deyince ne olacak sanıyorsun? Ne demek ne olacak? Cezası neyse çekecek. Ne cezası Selim? Cengiz'in durumu ortada. Felçli adamı hapse mi atacaklar zannediyorsun? Olan yine sana olacak. Bu olayın bütün hıncını senden çıkaracaklar. Melisa ile nişanı bozduğundan beri zaten fırsatını arıyorlar. Babanın günahının bedelini sana ödetecekler. Neden anlamıyorsun? Soyerler benim üstüme gelecek diye ben susacağım öyle mi? Öyle bir dünya yok anne. Ben senin kocan gibi bir adam değilim. Tamam, tamam, tamam. Dur, tamam. Ama ne olursun fevri hareket etme. Bir düşünelim. Cengiz umurumda bile değil. Ben sadece seni düşünüyorum. Benim babam bir günah işledi. O günahın bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Halan Mahir'den hamile. Bedelini sadece biz değil, henüz doğmamış bir çocuk da çekecek. Sence bu adil mi? Sence baban bütün bunlara değer mi? Ucuz atlatmışsın, derin bir kesik değil. Beste'cim şunları toparlar mısın sana zahmet? Beste? Ne oldu? Anlatsanıza şunu doğru düzgün. Yolda serserinin tek önümü kesti. Çantamı alıp kaçacaktı. Ama Melis ona izin vermedi. Cennetin önüne mi attın kendini? Ben cennetten özür dilemeye geldim. Yani aslında hepinizden. Hepinize karşı çok mahcup. Ama cennet bana benzemiyor. Selim olan duygularım karşılıksız kalınca öfkelendim. Öfkelendikçe değiştim. O kadar değiştim ki kendimi tanıyamaz hale geldim. Yangında ölmek üzereyken cennetin sesini duydum. Melisa dayan. Aç gözlerini diyordu bana. O haldeyken bile benim için endişeleniyordu. Onu öldürmeye çalışan biri için çabalıyordu. Evet. Çok şükür ablam sana zerre kadar benzemiyor. Dedi ya cennet sana benzemiyor diye. Haklısın. Ama belki ben ona benzerim. Bugün affettin ya beni. Belki hala iyi bir insan olmak için şansım vardır. Özür dilerim, gelemedim. Cennet, Nilgün ben. Nilgün teyze. Selim nerede? Bir şey mi oldu? En son emniyete gidecekti. Vazgeçti.
Siz sonra konuşursunuz. Hoşça kal. İnan bana, sen doğru olanı yaptın. Baban için hayatımızı alt üst etmeye değmezdi. O benim babam değil. Onu öldürerek mi sahip çıkıyorsun? Ya Rıza amcayı ararken sen de bizimleydin. Sen de bizimle aradın, ağladın. Karısının yanında, çocuklarının yanında sahte gözyaşı döktün. Timsah gözyaşı döktün. Çünkü ben anlamıyorum. Bu nasıl bir şeytanlık, anlamıyorum. İlk öz babam olmadığını öğrenince çok üzüldüm, biliyor musun? Seni bu kadar çok seviyordum ki. Başkasının oğlu olmayı kabul edemedim. Etmek istemedim. Ama şimdi tutunduğum tek tesellim bu. Öz babam değilsin. İyi ki oğlum babasının katil olduğunu görmeden ölmüş. Uzat ayağın. Çok teşekkür ederim.
annesiyle hala küs galiba. En son çok kötü kavga etmişlerdi. Melisa Arzu Hanım'ı evden kovdu. Abla Allah aşkına kim arıyorsan ara, gönder şunu artık. Vallahi diken üstünde oturuyorum. Orhan Bey'i mi arasam? Durduğun kapat, ara hadi. Acıkmışsındır. Cennetimin eli çok lezzetlidir. Güzel yemek yapar. Birazdan hazır olur. Sen de beğenirsin inşallah. Onun elinden zehir olsa yerim ben. Ne güzel bir duyguymuş. Yani insanın kardeşi olduğunu bilmesi. Daha güçlü, daha mutlu hissediyor. Umarım cennette öğrendiğinde benim gibi hisseder. Cennetimin altın gibi kalbi vardır. Emin ol, bilse seni kendinden bile çok sever. Cennetle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Ne zaman söyleyeceksin kardeş olduğunuzu? Bilmiyorum. Ama şu an değil. Şimdi buna hazır değilim. Önce beni sevsin istiyorum. Yani öğrendiğinde bu benim kardeşim demesin. Onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacım var. Peki annen ne diyor? Cennet'e söylemene karşı çıkmıyor mu? Ona soran yok. Ne dediği, ne düşündüğü umurumda bile değil benim. Zaten bizimle yaşamıyor artık. Ben kovdum onu evden. Ne? Nereye gitti peki? Hiçbir fikrim yok. Umarım dönmez. Ya benden sakladığı neyse, Cennet'e yaptıklarından sonra olmaz olsun öyle anne. Kimsin sen? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Eline sağlık Cennet. Uzun zamandır bu kadar lezzetli yemek yememiştim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Fark ettik. Tencereyi önüne koyalım istersen. Ya aslında ayıp olmayacaksa
Ben biraz daha alabilirim. Niye ayıp olsun kızım, estağfurullah Cennet. Ver. Ben bakarım. İçeride mi? Ne istiyorsun sen? Neyin peşindesin yine? Ne işin var burada? Orhan Bey lütfen sakin olur musunuz? Cennet, sen iyi misin? Bir şey yapmadın değil mi sana? Hayır, bir şey yapmadı. İyiyim ben. Ya senin derdin ne ya? Ne istiyorsun? İlla tutup yine akıl hastanesine mi yatıralım seni Melisa? Ne istiyorsun Cennet'ten? Cennet'ten uzak durman için ne yapmamız lazım? Manyak mısın kızım sen ya? Ne istiyorsun bu kızdan? Orhan Bey yeter lütfen. Melisa bir şey yapmadı. Hatta az kalsın benim yüzümden canından oluyordu. Birisi benim çantamı çalmak istedi. Melisa da araya girince yaralandı. Hastaneye gitmek istemedi. Sizinkiler de duysun istemedi. Bu halde de araba kullanamayacağı için ben onu buraya getirdim. Size haber verdim. Hepsi bu. Elinize sağlık tekrar. Çok yordum sizi bugün. Özür dilerim. Estağfurullah. Afiyet olsun yavrum. Yine bekleriz. Cennetimin hayatını kurtardı. Bundan böyle başımın üstünde yeri var. Eski defterleri kapatın artık. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Kimse yok. Ne oluyor?
Günaydın sevgilim. İyi uyuyabildin mi? Sen mi kurtardın beni? Tabii sevgilim. Senin benden başka kimin var ki? Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Şair ne demiş? Ölmek sevmekten daha kolaydır. O zaman ölmediğimize göre biz de sevmeyi öğreneceğiz artık. Hı? Hadi sen güzel güzel dinle. Uyu. Daha önümüzde uzun bir ömür var. Efendim, gel. Dün akşam konuşturmadın beni ama şimdi konuşacağız. Selim'den vazgeçtiğine inanmamı beklemiyorsun herhalde, değil mi? Uğruna kendini cenneti yakmaya çalıştığın adamı unuttun. Şimdi tek derdin cennetin seni affetmesini sağlamak, öyle mi? Ya cennet zaten affetti beni. Sana mı oluyor? Niye izin vermiyorsun iyileşmeme? Yapma Melisa. Biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Ne sen ne ben hiçbir Soyer istediği şeyden vazgeçmez. Yani dünya yansa senin Selim'den vazgeçeceğini, onu cennete bırakacağını düşünmemi bekleyemezsin benden. Şimdi söyle. Planın nedir? Amacın ne Melisa?
Amacım normal bir insan olmaya çalışmak olamaz mı? Normal insanlar gibi pişman olamaz mıyım? Değişemez miyim? Maalesef. Biz değişemeyiz. Neden biliyor musun? Çünkü bizim hamurumuz bu. Mayamız bu. Öyle ya da böyle. Özümüz neyse bizler de oyuz. O zaman ben bir ilk olacağım amcacığım. Çünkü ben değişmek istiyorum. Çünkü ben artık o kızın canını acıtmak istemiyorum. Neden peki? Ne değişti Melisa? Her şey değişti. Çünkü Cennet benim. Düşmanım değil artık. Artık değil. Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Eminim gemilerim olsaydı batardı. Bak şimdi. Oğlum yüzün gülsün biraz. Her şey yoluna giriyor. Bak Melisa iyileşiyor. Yakında bir oğlun olacak. Allah'ıma bin şükürler olsun. Arzu evden defolup gitti. Daha ne isteyeceğiz belamızı mı? Acaba nerede, otele mi yerleşti? Aradım kapalı telefonu. Aradın mı? Niye? Canım adresi lazım. Boşanmayacak mısınız? Evrakları nereye göndereceğim? Her şeyi düşünmek zorundayım. Bir adım sonrası bu sonuçta. Boşanacaksınız. Sen Özlem'le de konuş. Yani yavaştan hazırlığa başlasın. Arzu'dan boşanır boşanmaz nikahı kıyarsın kıza. Yazık ya, o da yuvasını, kocasını bilsin değil mi? Geç ya da daha erken değil. Mektubu kimseye gösterme. Tamam mı? Peki efendim. Melisa Hanım. Melisa Hanım gelebilir miyim? Melisa Hanım. Melisa Hanım. Melisa Hanım. Size vermem gereken bir şey var. Elif sen misin? Evet. Anneniz dün size bir mektup bıraktı. Ne diyorsun? Duymuyorum. Mektup diyorum. Anneniz size vermemi istedi. Elif duştayım. Ne saçmalıyorsun? Makyaj masasının üzerine bırakıyorum o zaman. Ya ne yapacaksın sen, yap git. Benimle hala belli ki.
gençlik ne güzel şey. Kıymetini bilene tabii. Of of. Selim, düşünme artık. Üzme artık kendini. Ya Cennet, ben nasıl susup oturacağım? Yani hiçbir şey olmamış gibi nasıl davranacağım? Nasıl bakacağım o insanların yüzüne? Mahir amca, Orhan, ben her gün yüz yüze bakıyorum bu insanlarla şirkette. Nasıl yapayım ben bunu ya? Allah'ım delireceğim ya. Delireceğim. Aklımı kaçıracağım. Ben bir katili koruyorum şu an. Neden? Düzenimiz bozulmasın diye. Çok güzel. Hoş geldin Cennet. Hoş bulduk Özlem Hanım. Selimciğim, yardım et de babanı biraz dışarıya çıkaralım, hava alsın. Evde çok sıkıldı. İşim var. Ne işin var? Cennet'le konuşuyorum işte, işim var. Selim, ne oluyor? Ya ne bu tavırlar? Babam bize şu anda muhtaç durumda, sen farkında değil misin? Ha, bunu mu hak ediyor bu adam? Zaten Nilgün'ün umurunda değil. Sen hiç yokmuş gibi davranıyorsun. Ben anlamadım ya. Bu mudur aile olmak, evlat olmak, eş olmak? Ha? Buraya kadar mıydı senin evlatlığın? Baba neyden ayaktan düşünceye kadar mıydı? Bu adam benim babam değil. Bu adam benim babam değil. Elif. Bunları da toplamamış. Ne yaptı? Niye geldi şimdi bu? Zorla çıldırtacaklar insanı. Amcanı da alıp getirseydin ya. Ya dayıcım çok söyledim, çok ısrar ettim ama gelmedi işte. Git dedi, ortalığı toparla, kulübeyi bir kontrol et dedi. Soranlara selam olsun dedi. Beni böyle postaladı işte tek başına. İyi, benden de selam söyle. Aleyküm selam, aleyküm selam. Şimdi dayıcım, ben yolda gelirken telefonu düşürdüm, kırıldı. Şimdi bizimkileri aramam lazım, merak ederler. Sende telefon var mıydı? Var tabii. Hah. Al oğlum. Hah. Allah razı olsun, sağ ol. Uzatma Halil. Ben şimdi sana konum yollayacağım, gelince konuşuruz. Hadi. Al dayıcım, çok makbule geçti, çok sağ ol. Ne demek? Şimdi biz de seni fazla tutmayalım değil mi? İşin vardır. Hadi rastgele sana. Eyvallah. Hani yalnızım diyorum. Kim var içeride? Yardım edin. Ne olur yardım. Lütfen yardım edin bana. Kimse yok amca. Sen gayipten sesler duyuyorsun galiba. Ha? Sen işine bak, işine bak. Hadi balıklar, lüferler seni bekler. Hadi rastgele. Hadi dayıcım, kaşınma git, canını kurtar.
Ne oluyor orada? Biri var içeride. Hadi sen kaçınma. Kaçınma. Götür. Yardım edin. Yardım edin. Ne olur beni buraya kilitledi. Çıkarın beni buradan lütfen. Yardım edin. Yardım edin. Tamam. Tamam geldim. Bir günümüzde vukuatsız geçsin. Bir günümüzde kafa göz yarmadan geçsin be. Lütfen yardım edin. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Telefon. Telefon lazım bana ne olur. Al kızım. Al ara. Sağ ol. Acele et. Acele et. Hayır, planlarda değişiklik oldu. İyi dinle beni. Afiyet olsun. Annenden haber var mı? Hangi cehennemdeymiş? Bana mı soruyorsun? Yapma Melisa. Annenin seni habersiz bırakmayacağını hepimiz biliyoruz. Vallahi yanlış biliyorsunuz demek ki. Ne aradı ne de sordu. Sandığınız kadar umurunda değilmişim demek ki. Anne ne yapıyorsun? Ya saçmalama. Ulaşmam lazım annene. Mesaj falan da mı atmadı? Baktın mı babaannem? Görüşüyor muymuşuz? Allah Allah. Nereye kayboldu bu kadın? Hayır niye bu kadar merak ediyorsun ki? Sanki çok umurunda. Hala bizim soyadımızı taşıyor. Öyle bizden aldıklarıyla yeni bir hayat falan kuramaz. Her şeyi geri verecek, her şeyi. Soyadını dahil. Ondan sonra ne hali varsa görsün. Konuşursanız mutlaka beni arasın söyle. Merhaba yenge. Yengen yorgun biraz. Malum büyük badireler atlattı. Kusura bakmayacaksın artık. Estağfurullah abi. Sen bunun işini gör, sonra uza. Ne yapayım, bitireyim mi işini abi? Yani. Hayır. 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 Benim yüzümden buraya geldi. Ben sebep oldum. Yani. Lütfen. Ben senin ricanı hiç kırar mıyım? Ha Cavidan. Tabii ki canını bağışlayacağım. Tamam. Sen uza bir bak bakalım ortalık sakin mi? Tamam abi. Hadi gidiyoruz. Nereye? Meraklı balıkçıların olmadığı bir yere. Hadi yürü. Hayır. Hayır. Kaya bırak. Kaya lütfen bırak beni. Bırak diyorum sana. Bırak beni. Bırak beni. Anlamıyor musun? Olmayacak da bırak artık beni rahat bırak. Git bırak beni.
Umut etmeyen insan ölmüş demektir. Bak, beraber atladık, hatta uçtuk, bir şey olmadı. Demek ki bizim için hala umut var. Öldüreceğim seni! Duydun mu? Öldüreceğim seni! Bırak beni! Allah kahretsin seni! Bırak canım! Bırak! Bırak beni lütfen! Hayır! Abi! Lazım olur dedi. Vallahi bazen aklın çalışıyor. Ama pek sık değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Rahat dur, canın yanacak. Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak bana! Hayır! Allah kahretsin! Allah! Bazen kadınlar çok gürültücü oluyor. Yani zor kardeşim, zor. Getirdin mi istediklerini? Burada abi. Yengenin çantayı da aldım. Otelde bırakmış. Kimlik? İçinde mi? İçinde evet. Ha, şimdi götür bunu, konuştuğumuz gibi münasip bir yere bırak. Tamam abi. Benim arabayı da iz bırakmayalım. Tamam abi. Abi cidden uçurumdan mı attı yenge seni? Atmak ne demek oğlum? Uçtuk vallahi, beraber uçtuk. Peki şimdi ne olacak? Her şey güzel olacak hani. Her şey güzel olacak. Allah kahretsin. Bırak beni ne olur. Bırak gidelim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bırak artık beni diş yakamda. Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Tamam abi. Şu adamın işini de bitir. Peşimde bela istemiyorum, tamam mı? Emir olur. Abi. Cennet geldi, seni sordu. Çok ağladı, perişandı. Babamla konuşursan ona söyle. Çok pişmanım dedi. Öyledir. Öyle. Ama o da annesi gibi aynı. İnatçı. Neyse. Babasıyız. Sırtımızı dönecek halimiz yok ya. Ama önce şu anacığını yola getirelim. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen bırak beni. Lütfen ne olur. Ne düşünüyorsun? Babamı. Ona o kadar haksızlık ettim ki. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Erken konuşuyorsun bence. Nasıl yani? Yani baban da olsa çok güvenme diyorum. Sonra hayal kırıklığına uğrayabiliyorsun. Bak bana. Sen şimdi Cengiz amca ile babamı bir mi tutuyorsun? Cennet, senin baban da suçsuz değil. Geçmişte birini öldürmüş. Yani sütten çıkmış akışık değil, farkındasın değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun Selim? Hı? Tamam, anlıyorum, öfkelisin. Acı çekiyorsun ama ne bu şimdi? Ben sırf sen şüphelendin diye az kalsın babama şikayet ediyordum. Demediğimi bırakmadım, adamın burnundan getirdim, acısından çekti gitti. Çok mu zor ya yanlış yaptım demek? Çok mu zor geri adım atmak? Bak tamam. Babam Cengiz Arısoy'u vurmamış olabilir. Ama dediğim gibi suçsuz değil. Yani geçmişte birini öldürmüş. Anlıyorsun değil mi? Yanlışlıkla olmuş. Cezasını da çekmiş. Yapma Cennet Allah aşkına ya. Sen daha düne kadar sana anneni söylemediği için, sana anneni göstermediği için bu adamın yüzünü görmek istemiyordun. Ne oldu? Affettin mi? Unuttun mu her şeyi? He? Ne oldu? Evet, affettim. Ha bu arada bilgin olsun, ben Melisa'yı da affettim. Ne? Niye biliyor musun? Çünkü geldi, insan gibi özür diledi benden. Yanlış yaptım dedi, pişmanım dedi. Beni korumak için kendini tehlikeye attı, bacağından yaralandı. İnsanlar yanlış yapabilir Selim. Sana haksızlık da edebilirler. Tıpkı bizim babamın yaptığımız gibi. Ama yanlış yaptım, özür dilerim diyebilmektir meziyet. Senin gibi yanlışta ısrar etmek değil.
Üzgünüm. Ama ben senin olduğun insan olamam. Ben değişmek istemiyorum. Baksana şu dökümleri. Dünyanın parasını ödemiş babam o arsalara. Babam çok güveniyordu bu yatırıma. Bak bunlar şirketin hesap dökümleri. Bunlar da bireysel hesap dökümleri. Senin, benim, Selim'le Cengiz'in. Arzu'nun bile hesap dökümlerini çıkarttım. Hiçbir hesaba para yatmamış. Babamın onca yapmış olduğu yatırım heba oldu gitti. Sen ne yapıyorsun? Şu Selim Efendi'yi arıyorum. Gelsin açıklasın bakalım. Neredeymiş paralar, babası ne yapmış parayı? Kaya Cengiz'e gerçekten para verdiyse tabii. Efendim Orhan. Selim, hemen şirkete gel. Acelesi yoksa yarın sabah gelsin. Yani yarın sabah konuşsak. Sabah bekleyemezsin. Babanla ilgili konuşacağız. Hemen konuşmamız gerekiyor. Tamam. Tamam, geliyorum hemen. Tamam. Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Neresi burası? Nereye getirdin beni? Bak sevgilim, yeni evimiz. Pembe panjurları yok ama bizi bir süre idare eder. Haydi bakalım. Bu tarafta diyorum. Sen bu tarafa koşuyorsun. Ha, anladım. Sen eşikten kucakta geçmek istiyorsun. Tamam. O da olur. Bırak! Bırakmıyorum. İmdat! İmdat! Bırak beni! Hayır! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Hayır! Bırak! Hayır! Bırak! Artık ne olur yapma, bırak gideyim, çık artık hayatımdan. Senin hayatın bu, senin hayatın benim. Asla sana boyun eğmeyeceğim. Duydun mu? Beni burada tutamayacaksın. İstediğin kadar uğraş. Bulduğum ilk fırsatta yine kaçacağım. Sen beni anlayamadın. İstediğin kadar kaç. Bütün yollar bana çıkar. Şimdi bir güzel yat dinle. Ya
Hayır yani elle tutulur bir delil de yok ki ortada. Hala nasıl benim babamı suçlayabiliyor? Ya ben inanmıyorum. Sanki karşımdaki Selim değil de başka biri gibiydi. Çocuğun canı yanıyor kızım. Babaanne benim de canım yanıyor ama. Bak ben boş yere babamın kalbini kırdım. Ortada yok adam. Ne arıyor ne soruyor beni şimdi. Yani tamam annemi benden gizlediği için ona kırgınım, kızgınım ve bunun affı yok. Ama Cengiz amcayı öldürmekle suçlamak ne demek? Bu çok ağır bir itham. Babam bu kadar hak etmiyor. Kay açmıyor telefonunu. Herif resmen bizimle dalga geçiyor. Parayı nakit ödedim dedi, işin içinden çıktı. İyi mi? Önemli dediniz diye geldim. Geç Serimciğim, geç. Geç öyle otur. Bak Serimciğim, ciddi bir kriz yaşıyoruz biliyorsun. Kaya'nın nakit olarak ödedim dediği para ortada yok. Bak hesap dökümleri burada. Hepsini inceledik. Al bak. Al bu da var. Büyük bir zarar içerisindeyiz. Cengiz'in konuşup neler olduğunu, paranın nerede olduğunu anlatmasını bekleyecek olursak şirket batacak. Selim, bak bizim senin kadar sabırlı olmamızı bekleyemezsin. Biz de üzüldük Cengiz için ama şirket yönetiyoruz burada. O paraların bir an önce yerine konulması gerek. Haklısınız. Sizi zor durumda bırakmayacağım. Merak etmeyin. Ben yine kırıp dökersin diye bekliyordum. Ben bu parayı bir şekilde yerine koyacağım. Gerekirse kendi hisselerimi satacağım. Şirketi zor durumda bırakmayacağım. Merak etmeyin. Babama gelince de onun adına özür dilerim sizden. Her şey için çok üzgünüm. Çıkar! Allah'ın cezası, çıkar beni buradan artık! Aşk yolumuzun ilk hediyesi bu sana. Sen beni terk ettiğinde hiçbir eşyanı almamıştın. Ama ben sana o kadar aşığım ki hepsini sakladım. Şu en sevdiğim. Bunu giyer misin lütfen? Asla! Ölürüm de giymem bunu. Asla! Teknik olarak zaten ölürsün. Yakında halinde haberi olur. Şimdi bu elbiseyi güzelce giyeceksin Cavidan.
Cavidan öldü. Anladın mı? Yok artık. Arzu'yum ben. Arzu Soyer'im. Ve sen ne yaparsan yap bunu değiştiremeyeceksin. İstersen deneyebilirim ha. Sana kim olduğunu hatırlatabilirim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır bırak. Bırak yavrum dokunma bana. Yavrum dokunma hayır. Bak içinden Cavidan çıktı. Arzu Soyer üstüne pek oturmamış anlaşılan. Yavrum yapma. Şimdi üzerine giyin. Hasta olursun maazallah. Rahat rahat giy. Ben sana yemek yapacağım. Sana. Kadın tam buradaydı amirim. Atlayacağını anladım. Koştum ama yetişemedim. Saldı kendini aşağı. Tamam. Yalnız yazılı ifadeyle vereceksin. Tamam amirim. Amirim bir çanta bulduk. Cengiz Bey, hadi bir lokma daha yiyin. Selim. Cengiz Bey. Cengiz Bey, siz konuşuyorsunuz. Selim. Aman Allah'ım, şükürler olsun. Nilgün Hanım. Nilgün Hanım. Ne var Esra, ne? Nilgün Hanım, Cengiz Bey konuşuyor, duydum. Selim dedi Nilgün Hanım. Cengiz'in konuştuğunu kimse bilmeyecek. Duydun mu beni? Özellikle de Selim bilmeyecek. Ama... Aması falan yok. Çeneni kapa, içine bak. Hadi. Yemeğini yediğine göre seni artık odana çıkarayım. Boşuna kendini yorma Cengiz. Hı? Gücünü topla. Dediğim gibi. Bu aramızda kalacak. Oğlumun başını yakmana izini vermeyeceğim. Başım derde girer. Bir şey olmaz. O bir kaçıncı uykusundadır. Hem seninle böyle anlaşmamıştık. Al sen şunu al. Şimdi söyle bakalım. Cengiz Bey'in durumunda bir değişiklik var mı? Eli kolu oynuyor mu? Sesi çıkıyor mu? Yoksa hala öyle bir saksı gibi mi duruyor? Cengiz Bey bugün ilk defa konuştu. Değil mi be? Yani iyi olmuş gözümüz aydın. Ne dedi? Selim dedi, öyle tek tük bir şeyler söylemeye çalıştı. Bence birkaç güne kalmaz konuşur. Ama Nilgün Hanım kimsenin haberi olmayacak dedi. Sakın bildiğini kimseye söyleme. Eğer anlarsa beni işten çıkartır. Söylemem, söylemem. Şifre koymuş. Oo, bu ne
ne dağınıklık. Elif! Ben toplayayım bari. Babaanne. Adamla ne işin var senin? Hiç. Sana bakmaya gelmiştim. Baktım ortalık çok dağınık, toplayayım dedim. Ben hallederim. Ha bu arada annemi soruyorsan hala aramadı. Aa, boş ver. Ne hali varsa görsün. Bakma sen bana öyle, ben sinirden saçmaladım. Kızını bile bırakıp gidebiliyorsa bundan sonra hiç aramasın zaten. Sen de sıkma canını. Değmez. Özel bir şeyse fazla okuma. Kızım Melisa. Arzu yazmış bunu. Kızım Melisa. Sana bunu yaşattığım için öyle pişmanım ki. Keşke her şey çok başka olsaydı. Keşke ardımdakileri değil, İçimdekileri görebilseydim. Şu hayatta yanlışlarımla, doğrularımla ayakta kalabilmek için yalanlar söyledim. Affı olmayan, affedilmeyi asla hak etmediğim kötülükler yaptım. Pişmanım demeye bile utanıyorum. Çünkü her şey için o kadar geç ki. Şimdi geçmişime, bugünüme bakınca elimde tek kirlenmemiş olan şeyin, tek yalana bulaşmamış olan şeyin sana olan sevgim olduğunu görüyorum. Senden beni affetmeni isteyemem. Sana kendimi de anlatamam. Bazı şeyler vardır, acısı sadece seni yakmalıdır. Bu da öyle bir şey işte. Ben taşırım bu yükü. Ama sen... Bir anne evlatına böyle ağır bir acıyı yüklememeli. Bu mektubu okuduğunda ben ölmüş olacağım. Başka bir yol, başka bir çıkış bulamadım. Seni benden, kendimden, benimle birlikte gelen kötülüklerden korumak için başka çarem yoktu. Keşke sana bırakacağım, gururla taşıyacağım hatıralarım olsaydı. Ama yok. Benim dünyam koca bir yalan. Canımdan çok sevdiğim kızımla vedalaşamamak, onun benden nefret edişini görmek, duymak zaten bana ölümdü. Ruhumun kırgın taraflarını alıp kirlenen her köşemi kendimle götürüyorum. Sana ise sadece saf ve kirlenmemiş sevgimi bırakabiliyorum. Nefes aldığın sürece benimle ilgili tek şunu hatırla. Annem beni hep çok sevdi. Elveda güzel kızım. Babaanne, ben çıkıp biraz hava alacağım. Baba.
acaba anne? İyi misin sen? İyiyim. Sen git git. Tamam git. Peki. Selim. Yine oyunun mu bu? He? Çok merak ediyorum daha ne kadar ileri gideceksin ya. Anlamadım. Ne oyunu? Cennet her şeyi anlattı bana. Sen kendini güya onun için feda etmişsin. Ama ben cennet kadar etkilenmedim. Neden biliyor musun? Çünkü senin nasıl biri olduğunu biliyorum. Ya canımı acıtıyorsun bırak. Cennetten uzak duracaksın. Ben cennete zarar veremem. Bak hiçbir şey bilmiyorsun Selim. Bilmek de istemiyorum. Cennetin yanına yaklaşmayacaksın. Sebebi her ne olursa olsun seni onun yanında görmeyeceğim. Kafana sokacağım tamam. Bir şeye benzemez. Aç değilim. İnsan aslına dönünce sanki daha bir güzel oluyor değil mi? Baksana, ne kadar yakışıyoruz. Cavidan ile Kaya, Leyla ile Mecnun gibi. Ben de bir nevi çölleri açtım sayılır. Zordu, zordu. Ama sonunda kavuştuk. Şükür. Hastasın sen. Normal düşünemiyorsun. Evet hastayım. Hastayım. Ama ne var ki ilacım yanımda. Allah çaresiz hastalık vermesin. Zor. O çok zor olurdu. Yakan kaymış. Yakan. Güzel güzel tamam. Hadi. Masayı bekletmek olmaz. Tadımız tuzumuz kaçmasın şimdi. Ufak tefek eksikler var ama eldeki imkanlarla bu kadar işte. Buna da şükür.
Yemek yapmak insanı epey sakinleştiriyor. Terapi gibi. Bir ara sen de dene. Sinir, stres, hiçbir şey kalmıyor. Bir bak tadına. Kötüyse söyle. Neyse söyle, çekinme. Tuzu az olmuş. Ama o kadar kötü değil. Şimdi tadı yerine gelmiştir. Neyse ki diri kalmamış. Asıl o zaman sorun olurdu. İyi o zaman. Yemeyelim. Aç kalalım biz. Hatta açlıktan ölelim. Nefes almak, yaşamak, sevmek varken biz göçüp gidelim. Neden? Çünkü Cavidan böyle istiyor. Çünkü Cavidan ölmek sevmekten daha kolay diyor. Neden? Neden? Saniye olsun. Benden nefret etmekten vazgeçse. Adam benim için çabalıyor. Usanmıyor. Vazgeçmiyor desen. Belki sevilecek bir yanımı görürsün. Yapamam. Yapamaz mısın? Neden? Etmiyorsun. Benim hayatımı cehenneme çevirdin. Nefret ediyorum senden. Duydun mu beni? Senden nefret ediyorum. Thank you.
Cahil. Madem benim cezam bu, yapacak bir şey yok. Ama senin de bir cezan olacak. Bir adamın kalbi kırılırsa ahı da tutar. Ölene kadar benim yanımda olacaksın. Göz göze, diz dize, nefret ettiğin bir adamla her gün aynı sofrada oturacaksın. Kırsan da, döksen de bana ait olarak yaşayacaksın. Şimdi git odana. Bu dediğin asla olmayacak. Zorla güzellik olur mu? Selim, sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Ya Cennet, ben aslında özür dilemek istiyorum senden. Yani çünkü gerçekten artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Bilme. Bırak her şey olduğu gibi kalsın. Düşünme bunları. Zaten yapabileceğim bir şey yok. Kendine biraz zaman ver. Hem umarım Cengiz amca o zamana kadar konuşur. İyi de konuşsa ne değişecek? Yani konuşsa ne değişecek? Her şey ortada. Baba, Cengiz Arasoy. Selim, babana Cengiz Arasoy demekten vazgeçer misin lütfen? Ne olursa olsun, ne yapmış olursa olsun o senin baban. Bu yaşa kadar seni büyütmüş insana bunu değiştiremezsin. Senin baban böyle bir şey yapsaydı eğer, ona hala baba diyebilir miydin? Selim, babamdan ne istiyorsun? Gitti işte, yok. Cennet. Selim bak, ben seni anlamaya çalışıyorum. Sakin ol Cennet. Kızma diyorum. Kendimi senin yerine koymaya çalışıyorum. Biliyorum çok zor bir durumdasın. Bunu anlamaya çalışıyorum ama artık yeter. Bir kez olsun, sen kendini başkalarının yerine koymaya çalış. Ha? Benim, annenin, babanın, Melisa'nın bir kez olsun doğrularını bir kenara bırak ve bu insanların tarafından bakmaya çalış. O zaman tek doğrunun sen olmadığını anlarsın. Lütfen, yalvarırım sana. Sonradan pişman olacağın şeyler yapma, ne olur. Bunu bir düşün, olur mu? Hali bak ya. Şu düştüğümüz duruma bak al. Saçmalık. Neresinden bakarsan rezalet. Allah kahretsin ya. Hayır. Olur. Anne şimdi değil. Uygun bir zaman değil. Sonra ne olur. Hayır. Anne. Ne oldu, sen iyi misin? Hiç iyi değilim. Görünmüyorsun anne. İyi değilim. Anne! Anneciğim iyi misin? Orhan çabuk arabayı getir. Hastaneye gidiyoruz hemen. Çabuk çabuk. Gerek yok. Anne. Geç şöyle otur en azından. Gel. 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 Gel anneciğim, gel otur. Tamam, yavaş yavaş. Otur. Sakin. Şu ayaklarını uzat. Ne oldu annem, senin tansiyonun falan mı düştü? Ne oldu? Anne bak, hastaneye gidelim istiyorsan. Mahir Bey, polisler geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Buyurun. Hayırdır gece gece? Arzu Soyer'in nesi oluyorsunuz? Ben kocasıyım. Bir sorun mu var? Bu çanta eşinize mi ait?
Evet, eşime ait. Arzu'nun çantası bu. Çantası, kimliği, her şey içinde. De ben anlayamadım. Bunlar niye sizde? Eşim nerede Memur Bey? İyi mi? Mahir Bey. Eşinizin çantasını bir uçurumun kenarında bulduk. Oradan atladığını gören bir görgü şahidi var. Çok üzgünüz. Arzu! Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. İyi iş çıkarmışlar bize. Biletleri ne zaman alıyoruz abi? Ben sana söyleyeceğim. Ben yatıyorum. Sen etrafı toparlayıp gidersin. Abi. Gitme işini bir an önce yapsanız iyi olur. Cengiz konuşmaya başlamış. Hizmetçi 200'lüğe döküldü her şeyi. Sonra bir sıkıntı olmasın. Olmaz, olmaz. İsterse şarkı söylesin. Bir sıkıntı olmaz. Arzu öldü. Ben ortalarda yokum. Herkes istediğini yapsın artık. Şu ortalığı iyice toparla. Cam kırığı falan kalmasın. Tamam abi. Dün kötü bir gece geçirdik. Ama ilişkilerde böyle ufak tatsızlıklar olur. İlişkilerin tuzu biberidir değil mi? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Halil, şunların işini bitir bir an önce. Yalnız bir şey diyeceğim. Önce Melisa'dan başla. O güzel alnının çatağına ilk kurşunu yolla. Hayır! Hayır! Bir saniye, bir saniye. Galiba sıralama değişecek. He? Bir şey mi söyleyeceksin? He? Kimden başlamamızı isterdin? Sonuçta bu senin ailen. Senin de söz hakkın var. Sakın. Sakın hiç kimseye zarar verme. Tamam. Tamam, ne istiyorsan yapacağım. Tamam. Yavaş yavaş. Bu olacaksın şimdi. Çok mu acıktın sen? Halil, tamam, şimdilik bir şey yapma. Benden haber bekle. Yalnız elin tetikte olsun. Her an kararımı değiştirebilirim. Bu kadınları biliyorsun. Sağları solları belli olmaz. Kapat şimdi. Evet.
hiçbir şeye inanmıyorum ben. Arzu'yu biz öldürdük. Sen, ben, annem. Onun yaşaması için hiçbir sebep bırakmadık. Bunda inanılmayacak bir şey yok. Arzu'yu o uçurumdan biz ittik. Tamam oğlum, tamam. Orhan ne dediğini bilmiyor. Mahir, şimdi acını bu kapının dışında bırakacaksın. Biliyorum, çok zor bir şey, çok. Ama kızın için bunu yapmaya mecbursun. Kızın da alacak, sen toparlayacaksın. Başka çaren yok, yok. Anne, ben bunu Melisa'ya nasıl söylerim, söyleyemem. Söyleyeceksin. Karşımıza alıp usturuplu bir şekilde söyleyeceğiz. Olmazsa doktoruna haber veririm. Doğru, doktoruna çağıralım evet. Kimse Melisa'ya hiçbir şey söylemeyecek. Arzu ölmedi. Bunların hepsi sadece bir oyun. Bir mektup bıraktı, uçurumun kenarına eşyalarını koydu. Bir de birini tutup elinde 3-5 kuruş sıkıştırıp atladığını söylemesini istedi. Hepsi bu. Bunların hepsi bir oyun. Anlamıyor musunuz gerçekten? Yazıklar olsun sana. Arzu'nun ölüsüne bile saygın yok senin. Yazıklar olsun sana. Nazlı bile yaptı. Hak ediyorsun ama. Hak ediyorsun. Sizinkiler haberi almıştır. Üzülmüşlerdir şimdi. Ya önce Rıza Bey'in ölümü. Şimdi senin intiharın. Geldi mi de her şey üst üste gelir. Şimdi sana güzel bir tören de yaparlar. Öyle şirketin önünde güzel bir anma töreni. Birkaç güzel laf. Olmazsa Halil'e söylerim. Birkaç fotoğraf çeker ha. Bize hatıra olur. Cavidan'la birlikte çürüyüp gideceksin. Çalışırım.
Bak biz karakoldan daha yeni geldik. Şimdi biz sonra konuşalım, tamam mı? Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Efendim? Yok, hayır. Melisa ile daha konuşmadım. Baba. Ne konuşacaksın benimle? Ne oluyor burada? Siz niye böylesiniz? Melisa'cığım, canım. Şöyle otursana biraz. Hayır, hayır istemiyorum oturmak. İyiyim ben. Baba. Sen ağladın mı? Ya ne oluyor burada? Biri bana anlatsın. Amca! Babaanne bir şey söyleyin bana. Kızım bunu babanın söylemesi daha doğru olur. May, hadi. Baba, bak. Eğer beni tekrar o hastaneye götürmek istiyorsan yapma. Yapma çünkü dayanamam. Ben orada ölürüm. Kızım. Annen. Öldü. Duydun mu beni? Ağzını bile açmayacaksın. Abi, Nilgün. Çok, çok kötü bir şey olmuş. Ne var Özlem, ne oldu? Arzu. Arzu intihar etmiş. Ne? Nasıl olur? Mahir arayıp söyledi. Ölmüş işte, ölmüş, öldürmüş kendini. Selim. Özlem Hanım, siz iyi misiniz? Çok kötü bir haberim var. Ne oldu hala? Arzu. Arzu intihar etmiş. Ne yapmış? (Gülüyor)
Ne diyorsun sen? Sen dediğinin farkında mısın? Kızım ben çok üzgünüm. Ne saçmalıyorsun sen? Ne demek annen ölmüş? Annen ölmüş ne demek? Ne demek ha? Ne demek annen ölmüş ne demek? Ne demek bu? Annen ölmüş ne demek? Bak kızım. Polisler getirdi bunu. Bir uçurumun başında bulmuşlar. Annenin çantası. Bir görgü tanığı da varmış. Annenin uçurumdan atlamış. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yapmaz annem, inanmam. Annem böyle bir şey yapmaz. Kızım. Hayır. Kızım. Hayır. Annem böyle bir şey yapmaz. Yalan söylemişler. Yalan söylemişler. Benim annem ölmez. Söylemez benim annem ölmez. Benim annem beni bırakmaz. Gitmez. Nisa. Orhan bir dur. Bir dur. Yapmaz. Yapamaz. Beni bırakamaz. Nisa. Nerede annem ha? Annem nerede? Nerede annem? Bana annemi bulun. Annemi bulun. Bana annemi getirin. Duydunuz mu beni? Annemi getirin. Bana annemi getirin. Nerede benim annem? Benim annem nerede? Orhan doktorunu, çabuk doktorunu bul getir koş. Söylüyorsunuz. Ölmez benim annem. Benim annem ölmez. Bana annemi getirin. Bana annemi getirin. Sakın. Sakın topla kendini. Melisa yapma. Melisa yapma. Melisa yapma. Kızım lütfen kendine gelsin. Melisa. Melisa hayatım. Kızım sakin ol. Melisa'cığım. Hayatım sakin ol. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Anne. Sakin ol. Dur bakayım. Thank you.
Cennet. Ne oldu kızım? Arzu Hanım bulundu mu? Cennet bir şey söylesene. Bir haber var mı kadında? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Keşke olsa. Keşke olsa babaannem beni o anda intihar ederken görmüş. Yani daha bulmadılar ha? Yani fark eder bulsalar. Tabii canım. Doğru söylüyorsun. Allah günahlarını affetsin. Suna bir bardak su getir kızım. Kızım bana bak ya. Bana bak Cennet. Anne biliyorum neden böyle ağlıyorsun diyeceksin ama ben tutamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Yani nedenini bilmiyorum ama benim canım çok acıyor. Ölüm bu kızım. Herkesin canı yanar senin gibi. Herkes üzülür. Oturalım. Bu öyle bir şey değil ama. Sanki bir parçam. Bir parçam ölmüş gibi. Ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm. Yeah.
yakışıyordun benim masalıma. Sen benim kahramanımdın. Arzun Meşe. Acıyan yanlarıma. Sen benim dermanımdın. Sanmıyorum. Sıcak ekmeğe. Baba evi. Uykusu gibi. Ya gidersin. Babaanne. Arzum ölmemiş. Gibi. Güzel içimde sıcak ekmek kokusu gibi baba evi uykusu gibi ya giderse korkusu gibi bir güzeldin sen içimde. Masalımda sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Senden niye vazgeçtin? Neden kaçtın masalımdan? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Kahramanım benden niye vazgeçtin? Sıcak ekmek kokusu gibi. Baba evi uykusu gibi ya gidersin. Özür dilerim baba. Ne olur affet beni ve geri dön bana. Ne olur. Sen içimde. Neden kaçtın masalımda? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Senden niye vazgeçtin? Neden kaçtın masalımdan? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Kahramanım benden niye vazgeçtin? Anne. 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 Yavrum. Bir an rüya gördüm diye çok korktum anne. Rüya değil annem. Buradayım. Yanındayım prensesim. Anne. Geçti anne. Geçti yavrum. Bir daha sakın. Sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Neden? Neden yaptın anne? Benim yüzümden. Benim yüzümden mi yaptın? Ben öyle konuştum diye mi? Seni istemediğimi söylediğim için mi? Başka çarem yoktu. Seni kaybetmiştim. Yaşamak için hiçbir nedenim kalmamıştı. Ben ne dersem diyeyim. Ne söylersem söyleyeyim. Sen sakın ama sakın yapma bunu.
Anne beni sakın bırakma. Sakın anne. Özür dilerim anne, çok özür dilerim. Tamam, tamam. Anne. İşte tamam yapma beni. Tamam yavrum. Canım. Özür dilerim. Çok özür dilerim anne, çok özür dilerim. Tamam kızım, geçti. Geçti anne. Geçti yavrum. Geçti. Biraz kızım geldi. Geçti annem. Geçti prenses. Sen bana kızmakta çok haklıydın. Ama... ama ben Cennet'i bırakmak zorundaydım. Ben ona annelik yapamazdım Melisa. Tamam, tamam. Tamam annem, ne olur kızma. Eğer istersen ben gidip Cennet'le konuşurum. Bunu senin için yaparım. Ama buna gerek kalmayacak. Cennet yakında her şeyi öğrenecek. Belki de öğrenmiştir bile. Ne diyorsun anne sen? Cennet nasıl öğrenecek ki? Yazdım. Bıraktım. Nasıl olsa ölecektim. Artık hiçbir şeyi saklamama gerek yoktu. Mektup mu bıraktın? Cennet beni asla affetmez. Ben o şansı kaybettim. Yaparım. Yalvarırım Melisa. Senden başka hiçbir şeyim yok benim. Cennet. Cennet okumuş mudur o mektubu? Bilmem. Ama artık her şey geçti. Kaçacağım, saklanacağım, yok sayacağım hiçbir şey kalmadı. Bir daha hiçbir şey bizi ayırmasın annem, olur mu? Seni asla bırakmayacağım güzel kızım. Asla. Ne olur hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen annem. Benim güzel prensesim. Üzülme artık, bak her şey yoluna girdi. Arzu hepimizi korkuttu ama yaşıyormuş. Mahir gece mesaj attı. Yani henüz konuşmamışlar, ne olduğunu bilmiyor ama... her şeyi öğrenir öğrenmez sana anlatacağım. Bu evde Arzu'dan başka konuşulacak bir konu yok mu? Sabah sabah yine sinirleri tepesinde. Ya abi sen bu kadınla bu kadar yıl nasıl evli kaldın? Özlemciğim ne dedin? Duyamadım da. Yok canım, abimle aramızda. Ben şirkete gidiyorum anne. Selim, oğlum o fotoğraflar ne? Artık fotoğrafları görmelerinin vakti geldi anne. Selim, biz seninle ne konuştuk? Saçmalama. Anne, ben bunu bilip de daha fazla susamam. Selim. Sorun ne? Yok bir şey, sen karışma. Artık halam da öğrenebilir. Nasıl olsa birkaç saate herkes öğrenecek. Nilgün, bir dakika. Ne oldu Selim, neyi öğreneceğim? Al bak kendine ne oluyor. Ama bu... bu olamaz. Abi sen ne yaptın? Selim. Kes sesini, kes! Sen hala neyi anlatmaya çalışıyorsun? Her şey senin yüzünden oldu. Allah seni kahretsin Cengiz. Allah seni kahretsin.
dur. Selim yapma ne olur. Anne lütfen. Ama bu ortaya çıkarsa. Asıl biz bunu gizlemeye devam edersek mahvoluruz anne. Ya bak biz hiçbir şey yapmadık. Eğer bunu saklamaya devam edersek bizim babamdan hiçbir farkımız kalmaz. Selim ne olur. Anne. Sakin ol sen. Özlem Hanım. Git git taksi çağır çabuk. Abi. Bırak ne hali varsa görsün. Bizim zaten ona yapabileceğimiz bir şey yok. Beni düşün tamam hadi sakin ol. Hadi gel. Bir gün ona bir şey olmayacak. Tamam sakin ol. Anlaşılan bu evde hiçbir şey değişmemiş. Kapıyı çalmadığınıza göre. Alışkanlıklar. İnsan kolay vazgeçemiyor. Ne yaparsın? Nasıl oldun? İyiyim. Daha iyiyim. İyi. İyi ol tabii. Evet. Dinliyorum. Sadece nasıl olduğumu merak ettiğiniz için gelmediniz herhalde. Sen şimdi gerçekten o uçurumdan aşağı atladın yani öyle mi? Evet. Atladım. Ama hiçbir şey olmadı. İlginç. Yani böyle şeyleri duyuyoruz tabii. İnsanlar atlıyorlar, trafik kazaları yapıyorlar, bir çizik bile almadan kurtuluyorlar da... ...konu sen olunca insan ufak bir şüphe duymuyor değil tabii. İçiniz rahat olsun. Şüphe duymanıza da gerek yok. Ben gerçekten o uçurumdan atladım. Ama ölmediğim için sizi hayal kırıklığına uğrattım tabii. Çok özür dilerim. Ne kadar acı. İnsan böyle bir şeyde bile acaba mı diyor. Yani bir oyun falan mı oynadı? Bunlar hep eski deneyimlerden tabii. Sen de zamanında az şeyler yapmadın. Neyse sen öyle diyorsan öyledir. İnanacağız mecbur. Yok. Haklısınız. Canımı yakana, önüme çıkana, bana haksızlık edene hiçbir zaman acımadım. Elimden geleni de yaptım. Bunun için de hiçbir zaman pişman olmadım. Ama kızıma asla böyle bir şey yapmam. Asla. Şimdi müsaade ederseniz üstümü değiştireceğim. Bunlar sığmamıştı, giyebilirsin. Bu arada çok özür dileyerek, istemeyerek de olsa intihar mektubunu okudum. Bunu bir ara konuşalım olur mu? Ama şu sakladığın, acısını çektiğin, korktuğun sır neymiş çok merak ettim. Siz hiç merak buyurmayın. Yakında herkes her şeyi öğrenecek zaten. Zaten. Ne diyorsunuz Nilgün Hanım? Çık git diyorum anlamıyor musun dediğimi? Kapıyı çek çık git. Zaten birkaç saat sonra bu evde kalmak istemeyeceksin. Nilgün! Tamam tamam tamam. Allah'ım Allah'ım.
Baba, gerçekten bu şirketi ben mi yöneteceğim? Evet oğlum, ama bir şartla. Sen bu şirketi evin, burada çalışan herkese ailen olarak göreceksin. Oğlum. Senin neden ve Rıza abi bu şirket için yıllarını verdiler. İşine, Rıza abiye ve onun ailesine asla saygısızlık etmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Başka şartın var mı? Yok. O zaman anlaştık. Büyüdüğümde burada çalışabilirim. İstersen bir de bunu Rıza abiye soralım da ne dersin? Ben sorarım. Rıza dede! Melisa odasında yok. Nerede? Kahvaltısını yapıp çıktık. Koşmaya gideceğini söyledi. Ben size bir servis açayım isterseniz. İyi olur. Alo? Arzu. Yardım et. Melisa. Cennet. Cennet evde mi? Evde. Duşa girdi ama çıkar geç. Gözün aydın, annen dönmüş. Cennet söyledi. Yazık, o da çok üzüldü, korktu. Eve döndüğünü öğreninceye kadar gözyaşı dinmedi. Şey, ben Cennet odasında bekleyebilir miyim? Olur kızım, olur. Cengiz. Nilgün. Kimse yok mu evde? Cengiz. İnanamıyorum. Cengiz sen konuşuyorsun. Tamam. Artık bitti. Arzu. Cengiz sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Anlamıyorum ben seni. Neden böyle tek başına bırakıp gittiler? Kaya. Kaya yok. Artık kimseye zarar veremez. Bitti Cengiz. Bitti, her şey geçti. Korkma. Bana güven. Kaya artık sana hiçbir şey yapamaz. Bak şimdi sakin ol. Tamam mı? Yalnız kaldığın için korkmuşsun. Hepsi bu. Ses duyduysan kapı açık kalmış o yüzden. Tamam mı? Dur. Tamam. Seni buradan bir çıkarayım. Tamam. Nasıl hareket ediyor bu? Şöyle mi? Cengiz Kaya yok. Öldü o. Öldü. Yok.
Ya şu adamın adını ağzına alıp durma, söyleyip durma lütfen Cengiz. Tamam, özür dilerim sana bağırdığım için. Tamam mı? İstemeden oldu. Şuradan bir çıkalım. Sana her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Güzel Allah'ım, öldürmeyince öldürmüyor. Ama sen beni... seni taşıdığım yerden vurdun. Bak, acıyor. Neymiş bu kadar acil olan? Mahir amca otur lütfen. Orhan sende. Yoksa hisselerini devretmek için mi geldin? Vay be. Bu konuda gerçekten ciddiymişsin. Daha önemli bir konu var. Ve bunu sizin de bilmeniz gerekiyor. Tamam oğlum, neyse anlat, dinliyoruz işte. Ben gerçekten çok üzgünüm. Yani keşke olanları değiştirebilseydim. Biliyorsunuz bu şirketi hep evim gibi gördüm. Yani problem yaşasak da, sıkıntı yaşasak da sizler ailem gibiydiniz. Selim sadece de gelsen. Yani bu giriş cümleleri gerçekten çok güzel ama bizi niye buraya çağırdığını merak ediyoruz. Evet. Kararınız her ne olursa olsun saygı duyacağım. Baba!
Babam Rıza amcayı öldürmüş, bu yüzden intihar etmiş. Ben gerçekten çok üzgünüm. Melisa? Ne zaman yan yana gelsek, kırıcı sözler söylüyoruz birbirimize, sonra defolup gidiyoruz. Bırak beni! Bırak! Bırak beni, bırak! Ya bırakacağım, bırakacağım da bırakınca rahat durmuyorsun ki. Hazır herkes seni öldü biliyorken, bırakıp herkesi gidelim buradan. Kaçalım, rahat edelim diyorum ama sen... Ben şimdi senin yüzünden bunu öldürmekle uğraşacağım. Konuşmaya da başlamış. Birkaç gün sonra belki emekleyecek de. Ama her şey bu Cavidan'ın yüzünden işte. Sakın, sakın ne olur. Ne olur ona bir şey yapma, yalvarırım Kaya. Lütfen yapma ne olur. Olmaz sevdiceğim, olmaz. Uyum kurusun işte, ne yapayım? Bir şey yarım bırakamıyorum. İlle bitireceğim. Senden nefret ediyorum. Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. Sen ne biçim bir insansın? Ne biçim bir adamsın sen? Allah seni kahretsin. Kaya yapma. Kaya dedi. Kaya dedi. Geliyorum, tamam. Hemen geliyorum. Kaya dedi. Hayır. Yapma. Yalvarırım, kimseye bir şey anlatamaz, yapma. Hmm.
Cengiz. Kaya lütfen. Alış buna Cavidan. Alış. Çünkü bundan sonra çevrendeki herkesin son sözü Kaya olacak. Kaya.